Evet, 30 dakika Tayyibistan'dan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımızda Alin Özinyan var. Alin, merhaba. Merhaba. Vay, bu sefer farklı bir merhabayla karşı karşıyayız Alin. Evet, pek çok güzel başlık bizleri bekliyor. Bunları konuşacağız. Evet. Biraz mizahi konuşacağız. Kitabın orta yerinden konuşacağız. Nalına, mıhına konuşacağız. Evet, Türkiye'yi uzay heyecanı başladı Alin. Her tarafı sardı. Havuz medyası böyle söylüyor. Türkiye'yi uzay heyecanı sardı. Sen de iliklerine kadar hissediyor musun Ali? Tabii mevsimi zaten tam uzay mevsimi biliyorsun. Tam bu mevsimde gidilir uzaya. Bu mevsimdir. Önce uzay mevsimi sonra kiraz mevsimi. Öyle devam eder. Senin hissedememen doğal ama yani hissedemiyorsan sen üzülme. Neden ben hissedemeyim? Şartlar var uzaya gidebilmek için. Bir göz at. Sen tutmuyor mu? Ya bak şimdi yaştan bir kez 1977 sonrası doğmuş olmak gerekiyor. Ya. Ama bir de Türk oğlu Türk olmak gerekiyormuş Alin. Ne öyle bir şey demiyor. Senin? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyor ha, öyle bir şey. Öyle mi? Tabii. Ha, uzaya gidecek Türk'ün maliyeti 70 milyon dolar diye ifade edilince Türk olmak gerekiyor gibi. Oradaki Türk üst kimlik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması tabii. Yeterli. Vatandaşlık bağıyla Türkiye'ye bağlı herkes diyorlar ama tabii ki bir Ermeni'yi, bir Yahudi'yi falan göndermezler yani. Çok da heyecanlanmamak lazım. Valla bence gönderirler çünkü niyetlerini ben bilmiyorum. Ya bu adamlara güvenip de uzaya nasıl gidilir ya? Sen gidemeyeceksin zaten. Bir de şey var. Minimum 2 santimetre saçın olması gerekiyormuş. Yok öyle bir şey yazmıyor. Var öyle bir şey. Zaten ki sürtünme etkisini şey yapmak için. Evet. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Varank uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı diyor. 2 kişi bunlardan alınacak. 1 kişi gönderilecek. Evet. Neden iki kişi alınacak, bir kişi gönderilecek? Orayı anlamadım. Herhalde o ikisi eğitime tabi tutulacak. O eğitim içerisinde daha mukavemetli olan, daha bilgi olan, sınavı kazanan o bir kişi gidecek. O ikincisi de depresyona girecek. O kadar hırpalayacaklar adamı o kadar ay. Sonra diyecekler sen gitmiyorsun. Öbürü gidiyor. Ve 23 Haziran'da son müracaat tarihi. Evet. Buradan anons edelim izleyicilerimize. Saat 20.23'te bir de saati de var. 23 Haziran saat 20.23'te son müracaat saati ve günü. Herkes ayağını denk alsın. Müracaatını yapacaksa yapsın. 100. yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını uzayda karşılayacaklar. Bir de sen sosyalcisin sen. Fenci değilsin bildiğim kadarıyla. Tabii ben sözelciyim. Sözelci de gidemiyor. Ha, fen bilimleri, temel bilimler o mesele var. Öyle mesele var ama ya ben hani bu adamlar ya hakikaten ya güvenip de gerçi bunun hani hangi roketle gidecekler bu uzaya, aya sert iniş yapacakları roketle mi gidecek Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yapacağı füzeyle? Onunla mı roketle mi gidecek? Parasını verecekler, gönderecekler canım. Kendi organizasyonları değil. O da olursa daha dur yahudu. Daha çok hani yok aya sert iniş yapacaktık ya onu söylüyorum. Aya sert iniş yapacak roketle mi gidiyor? Gidecek. Onu o devlet sırrı. O da söylemiyor. Herhalde ben Alin bana şöyle geliyor ya. Rusya ile bir anlaşma yaptı bunlar. Şimdi Putin dedi ki ya bize Putin'e demişlerdir. Ya bize şimdi 100. yılda bir Türk vatandaşını bir gönderelim. Ya demiştir yani Recep'cim, Tayyip'cim lafı mı olur? Uzay köpeğin olsun ya az mı kozmoluk gönderdik yani. Ya şu var bu Sovyetlerde de vardı. Orta Asya Cumhuriyetlerinden de isimlerin bulunup götürülmesi meselesi. Onore etme meselesi. Tabii. Böyle bir şey olacak zannediyorum. Türkiye'den de bir kişiyi parayı bastıracaklar. Ama iyi de para maliyeti 70 milyon dolar bir kişi. Ya vatandaş belediye otobüsü bileti alıp da bir yerden bir yere gidemezken bunlar uzaya gideceğiz diye tutturdular Ali. Bir kişi gidecek. Yanlış şeyi okudun mu? Gerçekten aranan şartları okudun mu? Orada tabii, çok tabii. Matrak bir şey var. Bak diyor ki. Ne? Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak diyor.
Buraya kadar bir sorun yok. Herhalde eğitim için gerekli. Hı hı. Sonra herhalde diyor ki bizim tabanımız bunu anlayamaz diyor. Yanlış anlar diyor. Devam ediyor. Anlamak, konuşmak ve yazmak diyor. Açmış yani İngilizce bilmeyi. Ha çünkü bizdeki hani milletvekillerine bakıyorsun özgeçmişlerine tamamı İngilizceyi biliyor diye kayıt. Bizde öyledir otomatik olarak yazılı İngilizce biliyor mu? Biliyor. Biliyor. Anlayan konuşamıyor, konuşan yazamıyor, yazan anlayamıyor. Herhalde böyle sorunlar var diye açıklık getirmişler. Evet, uzay heyecanı böyle Böyle yani. başladı. Peki Kıskanma. Ali uzay madenciliği başlayacaktı. Ne oldu o? Onu ben bilmiyorum. A Haber'de miydi? CNN'deydi zannediyorum. Bütün böyle havuzcular toplanmışlar. Uzun uzadıya, Ahmet Hakan'ın programındaydı galiba. Uzun uzadıya, ya biz uzaya çıktık da orada madenler var. Biz o madenleri nasıl işleyeceğiz? Nerelerde kullanacağız o madenleri diye saatlerce tartıştılar biliyor musun? Uzayda talan. Ha orada da maden bulmak garantili ihale. Kozmos'ta talan. Mehmet Cengiz'in bir telefon kaydı çıkar yine bu uzayı şöyle yapacağız diye. Yaparlar, her şeyi yaparlar. Fakat Berat Albayrak'ın bir lafı hatırıma geldi. Demişti ki bakan olduğu dönemde damat Berat Albayrak. Ya deseler ki Erdoğan uzaya 4 şeritli yol yapacak hatırlarsın. Bu millet inanır. Bu İnanır. millet reise öyle güveniyor diye. Güvenir, güvenir. Şimdi sen şey dedin biraz önce, o otobüs bileti alamıyor insanlar dedin. Ya bir yerden bir Biliyorsun yere gidemiyor. Erdoğan bir açıklama yaptı. Aç falan yok dedi, saçmalamayın dedi. Ha bir de hakaret etti saçmalamayın Evet, diye. saçmalamayın dedi. Aç Senin falan yok. gibilere diyor onları. Ha benim gibilere diyor. Senin gibilere diyor. Ya vicdansızlık yapma ne aç kaldın deyip de çıkıştı bir de. Kim Bak aç şimdi kalmış? sana rakam söyleyeceğim. Rakamlar. Açlık sınırı Türkiye'de 6.018 lira. Yoksulluk sınırı 19.602 lira. Asgari ücret 4.253 lira. Evet, ne olmuş? Buyurun, hadi bakalım. Açlık sınırı 6.018 lira. Asgari ücret 4.253 lira. Ya Ya. çok çabuk unuttun insanların kuyruğa girdikleri günleri falan. Gerçekten hiç şey yapmıyorsunuz. Şimdi savaşa da giriyor ülke. Hiç halden anlamıyorsunuz. Ben anlamıyorum yani bu. Ha, kuyruğa girdik ama sen onları hatırlamazsın. Bu tüp kuyrukları falan vardı, sanayi kuyrukları falan vardı. Çocuklukta Hatırlamam onları, gencim sen o dönemleri bilmezsin. ben. Evet, öyle şeyler vardı 1970'li yıllarda. Özal çocuğuyum ben. Tamam. Evet. Şimdi Erdoğan evet aç falan yok dedi. Birileri çıkıp da aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma. Ne açlık var ne bir şey var falan diyor. Bunun da arkasından da Antalya Milletvekili AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik arkadan da vokal yapmış. O da diyor ki rakamlar ortada. Halk zenginleşti diyor. Ne diyorsun? Rakamlar ortadaymış. Biraz önce verdik. Açlık sınırı 6.018. Asgari ücret 4.253. Ben sayın doktor Nebati'nin dileğine burada şey yapmak istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Kendisi şey dedi biliyorsun geçen gün. Keşke uyusak da dedi, 6 ay sonra uyansak. Çok güzel olacak her şey dedi. Uyusak da dedi, 6 ay sonra uyansak keşke. Valla uyandığında cüzdanın yerinde olur mu, durur mu bilmiyorum. Öyle bir şeyi var, kendisinin isteği var. Bu arada şeyi satmışlar, haberin var mı? İnegöl Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın da bulunduğu, binasının da bulunduğu araziyi satmışlar. Ha, Niye satmıştı? ekmek falan açlık dedin de oradan aklıma geldi. AKP Belediyesi. Evet, İnegöl Belediyesi satıyor. Niye satmışlar? Niye satmışlar? Canları istemiş, satmış herhalde de. Refah Partisi İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın şöyle bir açıklama yapmış. Son varlıklarını da satışa çıkararak İflasın eşiğine geldiklerini gösterdiler demiş. Kendinize gelin, ekmek fabrikasını satamazsınız demiş. Ama AKP aklına koyduysa Satar. satacak. Evet, aynen öyle. Satacak. Peki bakayım neler var. Bu hafta çok dikkatimi çeken bir olay oldu. Bülent Arınç bir çıkış yaptı ve Saydırdı. adeta Erdoğan'a fena daldı. Dedi ki şerefsiz, ahlaksız, haysiyetsiz,
çamur. Bunları direkt Erdoğan'a demiyor. Diyor ki şerefsiz, ahlaksız, haysiyetsiz, çamur. Bu sözler bırakın bir siyasetçiyi, magandaya bile yakışmaz dedi. Bunları kullanan Erdoğan. Evet. Magandadan aşağı noktasına soktu. Belasını mı arıyor? Ya yaşlandılar herhalde artık. Şaşırdı bir de herkes, biliyor musun? Genel bir buhran var, ben öyle hissediyorum yani. İnsanlar bazen ağızlarına geleni söylüyorlar. Ama Arınç da artık geç kaldı yani. Yine üstü kapalı söylüyor. Yine Tabii üstü tabii. kapalı söylüyor. Yani hep sektirerek böyle kenardan kenardan bir şeyler söylüyorlar. Bir de bunlarla başa çıkmak da zor yani Erkam. İşte şu son Bekir Bozdağ'ın bu sosyal medya ile ilgili dediği. Biz kimseyi tweet attı diye dedi, yargılamıyoruz dedi. Yani tweette yazılan için yargılıyoruz dedi, biliyorsun. Şimdi yani bu yarışılabilecek bir yüzsüzlük falan değil artık. Yani burada insanlar kaybediyorlar dengelerini. Tabii, Haklı tabii. olarak. Bu yarışılabilecek, evet, baş edilebilecek bir yüzsüzlük Şey değil. değil. Ben bu yüzsüzlüklere haftanın 3 şapşirik açıklaması başlığıyla 3 tane açıklama, bak şimdi söyleyeceğim sana. Birincisi bu senin dediğin Bekir Bozdağ'ın açıklaması. Hani dedi ya işte hiç tweet üzerinden değil de soruşturma tweetin içindeki yazılandan dolayı gibi, Evet. böyle yüksek zeka ürünü bir açıklama yaptı. Bu bir. İki, senin adam Doktor Nebati, Senin o adam değil mi? Hepimizin senin bakanı. hepimizin bakanı, sana daha fazla bakan Doktor Nebati dedi ki yatırım, ürettim, istihdamdaki artışlar ve ihracatta her ay kırdığımız Cumhuriyet tarihi rekorlarıyla 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık dedi. Breh, 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 breh. Kanat Yalan da uçmuş. olsa söyle. Hele Yalan hoşuma da olsa git. söyle. Güzel söylüyor. Güzel. İçli söylüyor. Ya işte yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle diyor ya. Kandır beni. İnsanlar gülüyordu dedi. Vapurda, otobüste, trende. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle dedi. Cem Karaca şarkısında bunu söylerdi. Evet. Bu da Doktor Nebati'nin ikinci şapşirik açıklaması haftanın ve üçüncü Özgür Özel'den geldi, CHP'li. Evet. Dedi ki grup başkan vekili, bir de bu meclise sunulan basın kanunu değişikliği ile ilgili açıklaması, diyor ki muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında bir cadı avı başlatmasına neden olacaktır dedi. İngilizlerin çok güzel bir lafı vardır. Akşam yemeğinden sonra günaydın derler. Bu o. Bu mu diyor? Akşam yemeğinden sonra günaydın. Akşam yemeği artık, öğlen kahvaltı olmuş, öğlen yemeği olmuş, akşam yemeği bitmiş. Sayın Özgür Özel Özgür. Diyor ki cadı avı başlıyor. Cadı mı kaldı? Yani. Kaldı mı yani artık, ne kaldı? İşte bu Ya da işte. şimdi, bu da laik demokratlarımız Ya yani. bunlar bu ülkede yaşamıyor ya. Bunları göndereceksin uzaya. Yok, Bir daha gelmemek üzere. Sıra onlara geldi ya onda. Sıra kime gelirse o fereyan ediyor yani. O feryat öyle bir şey. Başkasına yapıldığında bir şey demiyoruz. Kendimize yapıldığında birden panik oluruz. Bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun biliyorsun Van'da bir şeyi vardı, konuşması vardı. Yani şey dedi orada, biliyor musun? Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istiyorsanız dedi. Bize Biz tak. de olacaksınız, oy verin bize dedi. Ya böyle bakıyorsun yani, gerçekten şey oluyorum artık. Ya siz değil Dokunulmazlığın kaldırılması için. miydiniz? Siz kaldırmadınız mı? Ama şöyle bir de trajik tarafı var. Geçen programda da bunu dedik. O kadar büyük bir hükümet sorunuyla karşı karşıyayız ki son derece eleştirdiğimiz insanlara bile destek olmak zorundayız. Bunlardan biri de Kılıçdaroğlu. Yani bu karanlıktan çıkabilmek için böyle de tuhaf bir dönem geçiriyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nu bir anlamda desteklemek zorundayız. Muhalif olduğu için bu rejime. Böyle Evet, de bir doğru. şeyin içindeyiz. Evet, böyle bir çıkmaz içerisindeyiz. Evet. Peki bu hafta yine Tayyipistan'dan seçmelere bakıyorum. Seninle alakalı bir konu bu. Magazin. Magazin, evet. Senin uzmanlık alanınla Şimdi bir şey alakalı. diyeceğim. Yani sen dedin diye diyorum. Yoksa böyle bir konu açmaya meraklı değildim ama sen önemli siyasi konuları hep erkeklerle
yaşlı erkeklerle ve sakallı erkeklerle konuştuğundan dolayı benle böyle konular konuşmak istiyorsun. O yüzden ben de sana arkadaşlık ediyorum. Yoksa yani biz de böyle, biz de yani sert konular konuşabiliriz aslında ama işte erkek Batı. erkeğe konuşuyorsunuz, evet, o önemli konuları. Bize de magazin düşüyor. Bize Olsun. de magazin gibi. Sizin takdiriniz arkamda Ya yani. sen Şey yapamam. açık açık gizli gizli değil izliyorum diyen sen değil misin? Neyi izliyorum diye. Magazin programlarını. İşte Hakan Ural. Hakan Ural'ın dediği magazinsel bir şey mi sence? Ya magazin programında söylenmiş bir laf. Diyor ki Z kuşağı oy kullanmasın dedi. Ya ülke Ve magazini olmuş artık yani. Ne? ülkede diyor siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle alakan yok. Yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun falan filan. Ve diyor bu Z kuşağı oy kullanmasın dedi. Kendi çok iyi bildiği için, kendi şey, siyaset Ha. profesörü olduğu için kendisi böyle Kendi at. çok biliyor tabii. Kendisi Sayın neydi? Sibel Can'ın kocası, eski kocası yani. Kendi sıfatı bu adamın. Ya bütün marifeti bu değil mi? Bilmiyoruz yani, varsa söylesin. Yani bir eğitimi var mı, bir mesleği var mı, bir şeyi var mı bilmiyoruz yani. Ben magazini o kadar yakından takip ettiğim halde bilmiyorum yani, öyle söyleyeyim. Selçuk Ural'ın oğlu. Ben Selçuk Ural'ı bizim dönemimizden bilirim. Oğlu Babası eşi. şarkıcıydı onun. Evet. Behzat Uygur bir cevap verdi. Sen de Hakan o. fena değilsin ama bak, magazin sen de yani takip et. Ya o kadar biliyorum canım. Şimdi Behzat Uygur bir açıklaması oldu. Selçuk Hakan Ural'a dedi ki Z kuşağı oy kullanmamalı diyen Hakan Ural'a yanıt. Sıkıntı Z kuşağı değil, sabah kuşağı dedi. Doğru demiş. Bravo. Evet, bu Behzat da Bey. Behzat Bey güzel, güzel bir şey yapmış onu orada. Evet, Bu Tayyip'ten neler var? arada uzay konusunu konuşurken şeyi atladık. Varanka neden gitmeyeceğini sormuşlar uzaya. Siz niye gitmiyorsunuz demişler. Biliyor musun? Ha, millete diyorsun da sen niye gitmiyorsun? Ha, ne Ya demiş? ne demiş? Ne demiş? Ya fedakarlık yapıyorum demiştir. Klostrofobim var benim demiş. Kapalı alanda duramıyorum ben demiş. Yoksa giderdim demiş ha. İyi. AKP'de ne işin var demezler mi adama? Adamın AKP'de ne işi var? Ha, bak, güzel bir şey var. Çok hoşuma gitti bu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gençler Kürtçe müzikle halay çekiyorlarmış. Rektör gelmiş ve demiş ki, bu benim ideolojime aykırı, burada Kürtçe müzik dinleyemezsiniz demiş. Nasıl? Ya. Bir Rektör de ideolojisine göre öğrenciler o dans gene edecek. iyi onları tutuklattırabilirdi. Veya bilmiyoruz nasıl sonuçlanacağını. Ha sonrasını bilmiyoruz daha henüz tabii. Takmıştır o karşı gelenlere. Çünkü millete karşı gelmiş öğrenciler. Sesini daha açmışlar falan. Bir şeyler yapmışlar. Ya yani üniversite burası. Düşünebiliyor musun? Üniversite. Yani. Üniversitede diyorsun ki benim ideolojim. Yani sen kimsin? Tek bir insanın ideolojisiyle mi o üniversite İlerleyecek ya da bu ideolojinin adı ne? Kürtçe müziğe tahammülsüzlüğün adı milliyetçilik, ırkçılık da bu bir ideoloji değil falan filan, neyse. Ya işte böyle. Devam edelim. Tayyipistan'dan neler vardı bu hafta? Ayasofya yine gündemdeydi. Afiyet olsun, evet. Evet, afiyet olsun diyelim. Yiyorlarmış Ayasofya'yı ya. Evet, duvarlarını yemişler. Yuh diyeyim ya artık ya. Bu. Peki niçin yiyorlarmış? Kutsal diye herhalde. Yani kutsal diye Ne peki bileyim, bir yerine sormak lazım. doğru niye yiyorsun sen bunu? Yani bu da tuhaf bir şey. Hani Yani toprak yeme, alçı yeme bir evet, hastalıktır, tamam ama bir demir eksikliği falan yani bir, o. onu anlıyorum. O bir hastalıktır ama yani bu bir gelip gelip orada duvar sıvalarını kazıyıp bilmem ne ya yiyecek başka git başka yerde toprağı niye ya? Sıva niye? Kutsal eksikliğinden dolayı bünyede kilise duvarı eksikliği var. Yalnız çok güzel bir şey var. Sosyal medyada şimdi hatırlamıyorum. Biri ama yani bilinen biri de şimdi çıkaramayacağım adını. O bir tweet atmış, demiş ki duvarı yiyenlerin turist olduğunu tespit ettik demiş.
Ha, yırttık o zaman. Nasıl? Tabii, o zaman yırttık. Hristiyan turistlermiş yani. Tabii canım, Müslüman adam niye yesin onu diyor, değil mi? Hristiyan kilise orası neticede. Hristiyanlar da bu kadar sene kilisenin cami olmasını beklemişler ki sonra yesinler. Sonra Öncesi yememişler. Onu bekliyorum. yani kilise neyse, ister kilise ister cami, bunu yiyen de artık yani ilk defa biz de duyuyoruz bu vesileyle. Ama bir de şöyle bir güzellik oldu. Ayasofya restorasyon ihalesi, milyonlarca para tutan Evet. restorasyon ihalesi, Erdoğan'ın yakın arkadaşı Hilmi Şenalp'e verildi. Bence halk yesin. Nasıl? Halk yesin yani. Yani bunlar yiyeceğine Halk ihaleyle falan yesin. halk yesin yani. Bak ben şöyle söyleyeyim sana yani ben daha helal ederim Ayasofya'nın duvarını mesela fakir yani. Halka. E tabii Halk. yesin yani. Bunlara gideceğini ya bir de neyini Bu restore yamyamlar yiyeceğine. edecekler? Neyini restore edecekler düşünemiyorum. Yani bunlar tarihi eser restore edebilirler mi bu? Ne yapacak? AVM mi açacak? Millet bahçesi mi açacak Ayasofya'ya? Yıkıp daha büyük bir cami mi yapacak? Bitti Ayasofya ya. Ben o kadar söyleyeyim sana artık. Zor yani. Orası toparlanmaz. Yazık Orası ettiler Ayasofya. toparlanmaz. Vallahi yazık Gerçekten ettiler. yazık ettiler. Yani orada nöbetçi bilmem ne demiyor. Anlamıyorum ki. Yani orada bir bekçi, nöbetçi, güvenlik bilmem ne. Ya orada ayakkabılık şeyini kırdılar. Ne bileyim işte kapının bilmem nesini. Parası neyse veriyordur. Çorba, çay çorba parası yiyordur istediği duvarı ne alacaklar. Ha, Görmemiz para. diyor. Biz biraz duvarı yiyeceğiz, görmemiz. Duvar iyiydi. Ve bunu da gördük. Bunu da gördük. Devam edelim. Bir başka başlığa geçelim. Ondan sonra pudra şekeriyle ilgili bir Zorting haber var. Diyor ki Zorting tweetinde, Tarım Bakanlığı bir açıklama yapıyor. 400 bin ton şeker ithalatında pudra şekeri dahil değildir. O kısmı İçişleri Bakanlığımız takip ediyor Evet. diyor. Zorting haberi. O orayı Onu orada. İçişleri Bakanlığı bakıyor şeye. Şimdi Zorting'in başka bir haberi de var bu Ha. seriden. Ben de onu okuyayım sana. Bursa'da aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıkmasıyla ilgili Soylu. Benzin İşel'den, Malıkel'den alacaksınız demiş. Yani malı benden, yani kelden derken, yani bir dakika. Bir dakika. Öyle bir şey demedim ben. Ha. Yine sen böyle yorumlarda bulunuyoruz. Yeni yasa geliyor. Artık bulunamayacaksın böyle yorumlarda. Ne gibi? Yasa ne ya? Ne Yeni gibi yasa yasası? MHP AKP oylarıyla sosyal medya yasası. Hmm, onu diyorsun değil mi? Evet, 40 maddeden oluşuyor. 28'i sosyal medya ile ilgili. Artık boş tweet atacağız. Sabah Ya. boş tweet 1 atacağız. B1 atacağız sabah. Öğlen B2 atacağız. Öyle kodlu yazıp atacağız. Fakat bak sana Alin haber edeyim. Bizim tek millet, tek bayrak, tek domates, tek patlıcan Videomuz. adlı videomuz Evet. Türkiye'de erişim yasağı getirildi. Aa niye? Yani sakıncalı bulunmuş. Diğerleri Sakınca. bulunmamış, o mu bulunmuş bir O tek? evet, o çok sakıncalıymış. Tek millet, tek bayrak, tek domates, tek patlıcan. İçeriği hatırlıyor musun? Ya bunları konuştuk işte. Evet, Yani hayat konuştuk. pahalılığı. Şimdi burada ilginç olan, tabii bunu belki izleyenlerden, belki izleyicilerimden kaçıranlar olmuş olabilir. YouTube'a Erkam Tufan yazsın. Bir de oraya tek domates dönemi başladı bir şey yazarsa, buraya VPN üzerinden girebilirler. VPN üzerinden girebilirler, oradan ulaşabilirler. Aman kimsenin duymasın, aman Türkiye'de kimse görmesin, dinlemesin dedikleri video o video. Evet. Mahkemelik olduk. Vay öyle, aynen öyle. Bir eksikti zaten. Yeterince mahkemeliktik zaten Türkiye'de. Neyse, devam edelim. Devam edelim. Neler var başka? Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. İki kişi gözaltına alınmış. Çünkü Cumhurbaşkanı danışmanıyım diyerek yolsuzluk yapmışlar, halkı kandırmışlar. 3 milyon lira toplamışlar Adana'da. 30'dan fazla kişiyi ağlarına düşürmüşler. Cumhurbaşkanı danışmanıyım diyerek. Nasıl? Millet yadırgamamıştır. Yani dolandırıldığını görünce doğrudur. O adamlar hakikaten Tabii. Cumhurbaşkanı danışmanıdır diye düşünmüşlerdir. Tabii şimdi. Bu videoyu da şey yapacaklar. Hı Bu artık yani dosya kabaracak.
Ama benim hoşuma şeye gitti burada. Bak, yaratıcı bu adamlar. Ben her zaman diyorum, siz inanmıyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah teminini sağlayan suç gruplarına yönelik düzenlenen operasyonun adı ne olabilir sence? Vallahi. Operasyon adı çok güzel. Ne? Söyleyeyim mi? Müsilaj. Müsilaj mıymış? Evet, müsilaj. Pislikleri temizliyorlar, müsilaj. Çok yaratıcılar. Tabii. Bak ben sana şimdi Ali'nin iki tane evlere şenlik bu haftaya özgü mahkeme kararı söyleyeceğim. İki tane. Bir. Bizimle mi ilgili? Yok değil. Birincisi şu. Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Ali Osman Akat Güzel bir oyun. bana kokainin yanlışlıkla gönderildiğini düşünüyorum dedi mahkemede ve tahliye edildi. Tamam. Bir şey yok. Pardon demişler yani ya yanlışlıkla sana Yanlışlıkla gelmiş. tabii Yanlışlıkla. tonlarca kokain neyse gelmiş ta Venezuela'lardan şuralardan, Kolombiyalardan Türkiye içerisinde 80 milyon adamdan o araba gelmiş kokain ve yakalanmış. Tabi Alman emniyeti sayesinde haber ediliyor. O da tabi Erdoğan'la, Süleyman Soylu'yla herkese fotoğrafı var bu muhteremin. Bana yanlışlıkla geldi. Şu hakim de çok iyi niyetli birisi olsa gerek. Beşer şaşar. Beşer. Beşer Ya vallahi kusura bakma demiş kardeş ya. Seni şaşar. biz buraya kadar yorduk ama yani falan. O da neyse demiş rica ederim bir daha olmasın diye. Genelde gitmiştir ondan sonra. Yanlış gel. Bu şeyi mecliste reddettiler biliyorsun, AKP ve MHP ortak oylarla. Uyuşturucu kaçakçılığı ve devlet arasındaki bağlantıyı ortaya çıkacak bir şey sunuldu meclise, bir araştırma şeyi. Reddettiler. AKP. İstemezler. Aman araştırılmasın Aman istemezler. araştırma. Yanlış gelmiş işte. Yanlış olmuş. Yanlış adresi yanlış. Bu kargo şirketiyle sanki gönderiliyor. Malı kelden alacaksın. Bak Kelmel deyip durma ikidir Niye? Alin. Niye? Niye? Ha? Niye? Ukrayna mevzusu açarım. O bitti şimdi. Merhaba'ya geldik zaten. Oraya, Aha. insanların dikkatini oraya çevirdin. Evet şimdi de Beni merhaba. bu yıpratma siyaseti, ben bunu çok iyi Alin bilirim. merhaba. Merhaba. Ha, tamam devam edelim. Peki ikinci evlere şenlik ikinci karar. Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı ortağını bacağından vurdu. Serbest bırakıldı. Ortağıdır. Öper, döver, Ha söver, yani. dibi, Ülke o. kafasına sıkar. Ayrıca ülke ocakları diyorsun. Bu fıtratlarında var. Onu da öyle seviyorlar onlar. Ha, kafasına da sıkar, bacağına da sıkar. Hatta Sıkmamış kafasına. Bacağına sıkmış. Ayağına alçı şey beton döküp boğazdan aşağı da atabilirdi. Ama bir de Saray yani burnundan. ne yapmış? Bir de ona bakmak lazım. Yani ne Ha yapmış de da adam adam boşu boşuna acaba bu? vurmamıştır ya. Yani bir şey yapmıştır. Vatana millete sövmüştür. Bayrağı sövmüştür. Bir halt karıştırmıştır Tabii kesinlikle. yani işte ne bileyim ben Yoksa o. niye vursun ki ya? Niye Niye vursun ki? vursun ki? Bu sevgi dolu insanlar, tanımıyor muyuz yani biz bu Sevgi ülkenin pıtırcıkları gençlerini? bunlar. Tabii Kelebek tabii. bir insanlar yani. Tabii Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı. Bunlar da AKP'nin yan kuruluşları bunlar. Osmanlı Ülkü Ocakları. Hı. Bu geçen hafta altın bulanlar bunlar. Hı. Altın mı? Nerede Evet. buldular altını? Erzurum'da Ermeniler altınları Ha canım. ha onlar değil mi? Ha Onlar. tamam. Hı Evet. hı. Ve Sadat kurucularından Ersan Ergür diye biri O bir tweet'im flash tatlı. açıklama yaptı. Değil Attı mi? attı. Tweet'i. Evet. Vatanı sandıkta teslim etmeyiz dedi. Etmez. Sonra ne halt ettiğini fark etti. Sonra sildi bu tweetini. Hiç öyle değil bence. Yani ne dedi işte çıktı Bir ortada. gösterdi, sonra çekti. Yani pişman falan olduğundan değil. Ya korkutuyorlar insanları. Gerçekten bu şey değil yani, bilinçsizce yapıldı. O an sözünün nereye gideceğini kestiremedi falan değil. Onlar bilerek, korkutarak yapıyorlar bunu.
Korkutmak için yapıyorlar. Çok da şey gelmiyor bana. Dediği nasıl söyleyeyim? Ya olası görüyorum ben. Tabii ki, tabii bir ki şeyler olası. yapabilirler yani. Tabii ağzından kaçırıyor. Evet. Bir de şey daha ille bu böyle işte silahlı kanlı falan bir çatışma değil yani seçim güvenliği dediğimiz şey. Çok daha şey böyle kravatlı insanlar tarafından da seçim güvenliği şey yapılabilir. Güvensiz hale getirilebilir. Alaveralar dalaveralar yapılabilir. Yapacaktır da yani seçimi almak için her şeyi yapacak. Ya seçim öncesi ve seçim gecesi her şeyi yapmasına rağmen yine kaybederse işte bazı şeyler devreye girecek o zaman. Sadat tipler devreye girecek. Ortada o zaman karıştıracaklar. Bu son aşama. Sadat aşaması son aşama. Daha zamanımız var ama neyse şimdiden konuşmayalım öyle şey. Evet, Tayyipistan'dan neler var? Başka var mı sende? Başka bende ne var? Senin için bir haber ama notları almayı unutmuşum maalesef. Yine çok şeyli maaş alan bir danışman haberi vardı. 7 maaş alan. Belki sen 7 de gördün. maaş. Wow. 7 5 maaş maaş, alan. 3 maaş duyduk. Bu 7 maaş. 7 maaş alan bir hanımefendi AKP vardı. bürokratları. Evet ama notlarımda almamışım. İsmini hatırlayamıyorum. Ama 7 maaş alan bir bürokrat daha Harika, veya harika. Her işten çıktı. anlıyorlar bunlar. Her işten Her anlıyorlar. şeyden anlıyorlar. Şimdi 7 maaş dedin ya. Fatma Nur Altun aklıma geldi. Fatma Nur Altun şeyin eşi Fahrettin Altun'un sarayın Evet. bir Fahrettin'i var. Onun eşi Fatma Nur Altun hem akademisyen hem Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulu üyesi ve birkaç işi daha var. 3-5 maaş falan muhabbetleri bunu da var. Bu Fatma Nur Altun'un da var. Şimdi Mehmet Bekaroğlu CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu bir açıklama yaptı. Bu TÜRGEV'den paralar gönderiliyormuş ya. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Amerika'ya büyük rakamlar, transferler yapılıyor. Fatma Nur Altun'un hesabından da 50 milyon dolar gönderilmiş. Ve Bekaroğlu soruyor, diyor ki ya bu tamam 5 yerden 3 yerden neyse maaş alıyor ama 50 milyon dolar bu kimin parası? Kendi parasından mı gönderdi? 50 milyon dolar bu kadında ne arıyor? Bu neyin nesi diye sordu mecliste. Cevap alabilmiş mi? Yok öyle bir cevap. Cevap vereceğiz. Kime hesap vereceğiz? Bu arada bu senin dediğin şeyler ortaya çıktı ya transferler Kılıçdaroğlu. Yani daha önce ortaya çıkan bazı belgeleri dillendirdi. İşte gece 10'da açıklama yapacağım dedi biliyorsun. Daha sonra yaptığı açıklamaları. Arkasında bu yandaşlar A Haber'de sıraya girdiler biliyorsun. Hem inanmıyorlar hem de hepsi bir açıklama yapma gereğini Kaçacak duydular. muhabbeti üzerine. Evet, kaçacak muhabbeti üzerine. Bu bahsettiğin hanımefendinin eşi Fahrettin Altun şöyle bir şey dedi o gece. Dedi ki Cumhurbaşkanımız uzay programını açıkladıktan sonra Kılıçdaroğlu bir iftiraları ortaya attı. Çekemediniz dedi yani bizim Ya, uzay şeyimizi dedi. uzaya Çekemediniz bilen dedi. mi gidiyoruz biz? Bunu Çekemiyor. çekemiyorlar. Bak Kılıçdaroğlu diyoruz da çok hain bir adam ya. Vallahi billahi. Haset. Haset. Bu arada deminki hanımefendinin adı Gülsüm Azeri'ymiş Cumhurbaşkanı danışmanı. Sonra işte Alin Hanım burada atıyorsun tutuyorsun isim vermiyorsun olmasın. Bu arada sen şeyi duydun mu? Sen spor yapıyor musun bu arada? Ya gençliğimde yaptım, basketbol Ya. oynadım lisanslı ama yani bu yaştan sonra koşu bile yapma diyor Ya doktorlar. 50 yıl öncesini sormuyorum. Bugünden bahsediyorum. Ha, Bugünler. bugün yok yürüyüş yapıyorum. Zaten koş bile demiyor doktorlar. Bu yaştan sonra eklemlerde sıkıntı olabilir sebebiyle yapmıyorum. Ha, ne diyeceğim? Sayın Cumhurbaşkanımız haftada kaç kere spor yapıyormuş biliyor musun? Kaç? 3. Vay. Basketbol oynuyormuş. Daha benim sporumdan ve Basketbol oynuyormuş 3 en kere. skorer de oymuş. En skorer. Bu kelimeyi öğrensin izleyicilerimiz. Skorer. Ben dersem, ben dersem bu kelimeyi derler ki ne oldum delisi İngilizce kelimeler karıştırıyor falan filan bir havalı bir şeyler derler. Sayın Cumhurbaşkanımız skorer dedi. Bundan sonra herkes skorer kelimesini lütfen kullansın. Yerli ve milli bir kelime artık. Salı, çarşamba, perşembe dedi oynuyoruz her hafta dedi. Bakanlarla falan oynuyormuş.
Ve en skorer kendisiymiş. Bunlar Güzel. tabii imaj çalışmaları. İmaj çalışmaları. Yani Cumhurbaşkanı çok sağlıklı, dimdik, ayakta, en skorer basketbol enerjisi de var. Bunlar mesajlar. Bak öyle dedikleri yerde bir sağlık problemi arkada bir yerde gizleniyor demektir. Uzaya gidiyoruz dedikleri an mutlaka tarihi bir ekonomik çöküş, bir felaket kapıda demektir. Bunlar her zaman hazırlıklı olacaksın bu tür şeylerin arkasında, imaj çalışmalarının arkasında. Bu tür şeyler gelir. Şöyle bir haber de var, bunu da verelim. TRT Yönetim Kurulu'nda yer alan yandaş 4 isim, kurumun mali hesaplarının denetlendiği TBMM KİT komisyonuna hastayız gerekçesiyle katılmadı. Muhalefet 27.000 TL'yi ceplerine atmayı biliyorlar ama dedi. Bu 9 kişilik TRT Yönetim Kurulu biliyorsun. Aralarında şey de var. Hilal. Neydi hanımefendi? Evet, Hilal Kaplan, Hilal Kaplan efendi var. Meryem Atlas Çetin var. Hepsi şey günü, denetim günü hasta olmuşlar. Buradan da kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ben iletmek. Tabii denetim olunca bunlar hastalığını veriyorlar. Orada tabii bir CHP şu bir takım stres, milletvekilleri var. Strese stres girmişlerdir. Stres olmuşlar. Evet. Ya. Peki bendeki Tayyip İhsan'dan seçmeler bitti. Sende var mı başka? Başka bir şey yok işte, konserler yok. İptal edildi biliyorsunuz. Konserler iptal ediliyor. Konserler iptal ediliyor. Baskı gittikçe büyüyor. Seçim öncesi son alana girdik gibi gözüküyor. Erken seçimler gelecek gibi gözüküyor. Savaş başladı sınır ötesinde. Komik şeyler değiller. Mizahını da zor yapıyoruz ama durum bu diyelim. Durum kapatırken. Bu durum demiş. Evet. Peki. Hadi teşekkür ediyorum. Ben Haftaya teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.